KDP'nin aslında işbirlikçi, ihanetçi çizgisini uzun yıllardır bu çizgide yürüyor. Bu son zamanlarda Hakan Fidan'ın gidişiyle birlikte aslında KDP bu savaşın bir parçasıydı. Bu işbirliğin bir parçasıydı ama son zamanda Hakan Fidan'ın Güney Kürdistan'ı ziyaretinden sonra aslında açık ve alenen bu savaşın ortağı oldu. Dolayısıyla şu an KDP ve Türkiye ortak bir savaş yürütüyor. YLK'ye yapılan saldırı aslında ulusal birliğe bir saldırıydı. Kürtlerin ulusal birliğini bozan, direkt ulusal birliğe, Kürtlerin bir araya gelmesini engelleyen, ulusal birliğini sağlamasını engelleyen aslında bir mesajdı bütün Kürtlere. Evet, biz sizi yan yana getirmeyeceğiz. Biz sizin ulusal birliğinizi sağlatmayacağız. Dolayısıyla dört parça Kürdistan'da Kürtleri soykırıma ima etmeye devam edeceğiz mesajı verirdi. Özellikle Deniz arkadaşın katliamından sonra, şehit düşmesinden sonra aslında bir bütün dört parçadaki Kürtlere bu mesaj açık, net bir şekilde verildi. Bütün bu saldırılara karşı işte Kürtlerin aslında ulusal birliğini halklar sağlamalıdır. Yani dört parça Kürdistan'da ve Avrupa'daki bütün Kürtler evet ayağa kalkmalıdır. Ve KDP'nin bu işbirlikçi ihanetçi çizgisini deşifre etmelidir. Ve Türkiye ile ve uluslararası güçlerle birlikte hareket ettiğini deşifre etmelidir. Asıl üzerine durması gereken KDP'nin buradaki tutumudur. Çünkü saldırının gerçekleştiği alanlar KDP'nin kontrolünde olan alanlardır. Yani şu açıklama yapılmaz mı? Havaalanına saldırı oluyor. Başka bir yerde bu çok büyük bir diplomatik krize yol açar. Ya da işte Keneke üyesi Deniz Bülbül'ün orada katledilmesi. Daha öncesi de bu durumlar yaşandı. Buna dönük sessiz kalınması bunun ortaklığını gösterir. KDP'nin bu yaklaşımının kesinlikle bu işbirlikçi tutumunun teşhir edilmesi gerekiyor. Bu işbirlikçi tutumundan bir önce vazgeçmesi gerekiyor. Çünkü bunun Kürtlere hiçbir şey kazandırmadığını, kimi yönüyle belli bir çıkar grubuna, yani özellikle KDP'yi kastederek söylüyorum, kısa vadede kimi kazanlar elde edebilir. Ama uzun vadede Kürtlere çok hem yani politik olarak hem manevi olarak Kürtlere çok şey kaybettireceği gerçekliği var. Dolayısıyla bir an önce KDP'nin bu tutumdan vazgeçmesi gerektiğini belirtiyoruz. Biz özellikle KDP çağrımız, yani daha önceden de her şeyde biz çağrı yapıyorduk. İşte gelen Kürtlerin Ulusal Birliği'ne öncülük yapın. Ama onların öyle bir derdi yok. Onların derdi ailesel dert, aşiresel dert. Kesinlikle bunda vazgeçmelidirler. Kürt halkı da bunu bilmesi lazım. Yani özellikle Lozan'ın yıl dönümüyle beraber Kürtlerin ulusal birlikteliğine KDP gelmiyorsa KDP'siz gerçekten bir bütün bir araya gelerek buna karşı çok ağır yüksek dozajda tepki göstermeleri gerekiyor. Buna dur dememiz gerekiyor. Bu yönde biz de yani hem HDK olarak hem diğer kurumlar olarak çağrılarımız bu yönlüdür. Beklentimiz bu yönlüdür. Bu savaşta, bu kirli oyunlarda, bu işbirlikçilikte ellerini çeksinler. Bizim talebimiz, şeyimiz budur yani.